Yılda biz neler gördük öyle söyleyeyim. Şimdi biz genelde üreticiye şöyle deriz. Önce ben bir kere anlatırım. Daha sonradan derim ki kütükleri hazırla, beni bekle. Bu da şu demek. Şapkalarını kes, poşet içine koy, beni bekle demek. Üretici de sağ olsun şapkaları kıt 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 kesmiş. Yön yok, iz yok. Onun şapkası onda, onun şapkası onda. 400 kütük eve aldı gitti. Alo. Biz baştan şapka aldık çünkü burada kütüğün şapkasını oturturken bir kere de tek hamle hakkınız var. Ay bu olmadı, şöyle çevireyim, böyle çevireyim, misal gider. O yüzden şapkada öncelikle hiç unutulmaması gereken bir tecrübedir. Bir kalem alayım, bir işaret koyuyorsunuz önce. Kalem olur mu? Olur. İşaret koyuyorsunuz, ona göre şapka kesiyoruz. Ki bu işarete göre oturtacağım ben. Yoksa 400 tane kütük gibi iki kere üzerinden gidersiniz. 5 santim keselim şimdi. Ve özellikle keserken de şapkayı çok eğri büğrü değil, bir kere de bunun Bala. gibi kesmelerini öneriyoruz. Bir hamlede. Yani böyle düz keseceksiniz. Yaparsınız, bir şey olmaz. O kadar eğri olsun, sorun yok. Şura değil mi? Hani gelmeye mi babam? Yapma. Baba gel. Makineyi çalıştı sen, hep keser. Ya bir şey olmaz, o kadar korkmayın. Ya ben keserim, denemeye ekecek de öyle. Çalıştır abi. Dur sen. Ekeceğim aga. Kovma var. Kovma da buna olmaz. Yani yeni kavak çalacağım. Ulan ulan ekeceğiz ya. Ben şey istop. Düz yukarı al ya. Öyle al. Tamam. Şöyle mi? Tamam. Onu yukarı kaldır. Tamam. Nerede çizgiliyor? Mantarlar un gibi tohumları vardır. Un gibi. Şapkalarının altında. Şimdi biz bunu alıp buraya serpme şansımız yok. Firmalar bunu alır. Çeşitli tohumları yapıştırır. Buğday olur, arpa olur, koşayım olur. Bunları yapıştırır. Biraz da çimlendirir. Yani köklenmesini sağlar. Biz buna misal deriz. Aldığımız şey birazcık çimlenmiş tohum aslında. Çünkü aksi halde o un gibi yapıyı biz buraya serpemeyiz. Elimize mi alacağız? Nasıl yapacağız? Yapamayız. Dolayısıyla yaptığımız uygulamalarda çok fazla elimize bulaştırmadan hızlı bir şekilde yapıp, düzgün bir şekilde yapıp, ay olmadı burayı sileyim tekrar yapayım, yok. Bir kere de tek hamlede zarar vermeden yapıp kapatacağız. O yüzden misal gelsin, onun üzerinden daha rahat konuşacağız. Ha şunu söyleyeyim, yukarıda söyleyeyim, 50 santimden fazla da olur, düşük de olur, hiç problem değil. 50 santimden düşük olursa kütüğün ömrü kısalır. 50 santimden yukarı olursa su çekmesi zorlaşır. Yani herkes 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo alırken sen yarım kilo alırsın. Herkes 10 günde bir alırken sen 30 günde bir alırsın. Suyun yetmez. O yüzden ideali 50 santimdir. Eğri büğrü olursa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kırık, dökük, yamuk olursa ne olur? Onda da bir şey olmaz. Ama idealimiz bir kere de kesilmesi. Çünkü yüzey alanın düzgün olması. İdealimiz bu. Yüzey alanın düzgün olacak. Çap olarak da kütüğünüz ne kadar büyükse o kadar ürün verecek. Böyle bir kütükten alacağın ürünle bundan alacağın ürün bir değil. Farklı. Biz bir ağaç konusunda çok rahatız Karadeniz olarak. Benim bir kursiyerim yani öyle bir kütük getirdi ki hayatımda yok. Onun fotoğraflarını inşallah koymuşumdur. 5 kişi oturur yemek yeriz.
orada tabaklarımızla, salata tabaklarımızla bayağı bir masa gibi. Ve kütük başına ilk 10 kiloyla başladı. Tabii haliyle o kadar büyük çapta olduğu için 10 kiloyla başladı. Az sonra komposta da yapacağız, samanda da yapacağız. Kağıtta da yapabilirsiniz. Selüloz içeren her şeyde. Arkanızda gördüğünüz kartonları ıslatın, onda da yapabilirsiniz. Aklınıza ne gelirse bu konuyla ilgili. Her şeyde, her yüzeyde yapabilirsiniz. Özel bir ihtiyacı yok, her yüzeyde olur. Bir saniyeden geçeyim. Şimdi tamam ben şey takarım onu. Şimdi bu Uluşahin Ticaret. Karadeniz'deki şey bizim adımızı vermiş. Şimdi kolilerinizi hemen söyleyeyim. Soğuk zincirle gelir kolileriniz. Ve aldığınız anda sıcaklığı muhafaza etmeniz gerekiyor. 3 derecenin yukarısına çıkmayacak. Bu da şu demek. Buzdolabınızın sebzelik kısmında duracak. Asla buzluğa koyulmayacak. Soğuk zincirden geldi. Bunu hemen çok ivedi bir şekilde birkaç saat içinde buzdolabınıza yetiştirmeniz gerekiyor. Uygulama yapacaksınız. Yaklaşık olarak 35 kütük yapar. 30 santim çapında 35 kütük yapar. Eğer böyleyse kütükleriniz 100 kütüğe yeter bu. Dolayısıyla bir insan bir günden fazla 30-40 kütük yapabiliyor. İkinci kolyeyi mutlaka evinizde saklayın. Yanınızda taşımayın. Sıcak bir havada yapacaksanız da gölgeye koyun. Yani mümkün olduğunca bunun sıcaklığını düşürmemeye çalışıyoruz. Şimdi sen... Kırmadım ben. Kilogram fiyatını söyleyeyim. Onu da merak ederler. Sigara parası. Yaklaşık 100 kütüğe yetecek. Ben 5 yıl bir daha bu tohumu almayacağım. 150 liraya değil mi kargo dahil? 150-170 lira. 165 lira. 165 liraya getirdiniz. Öyle komik bir rakam yani Selim. Bir kesici bir alet var mı? Ben açayım telefonu. Açıldı mı? Açık. Teşekkür ederim. Şimdi demiştim ya size bazen buğdaya, bazen kuş yemine yapıştırırlar tohumları, sporları diye. Bu tohum mu oluyor? Bu tohum mu? Bu tohum. Ama tohum şu değil. Bir üreticim için söylüyorum. Kulakları çınlasın. Böyle tuttu kuş yemlerini ayırdı. Beyazlarını ayırdı kötü diye kuş yemlerini koydu. Gördüğünüz hepinizin avucuna verebilirim. Kuş yemine daldırılmış, çimlendirilmiş misaldir. Darı. Kuş yemidir. Darı diyorsunuz. Sen kuş yemi. Bildiğiniz kuş yemi. Buradaki tohum kahverengi olanlar değil. Beyaz olanlar. Ve başlayalım şimdi. Öncelikle kapağı kapattığımda çakacağım için bunlar zarar görür. Çivi getirecektik değil mi? Bu çakılacak mı? Çivi. Çivi de getirelim. Kapağı neyle kapatacağız? Çivi hemen getireyim. Çivi de getir. Bu arada diğerini yapalım. Şimdi genelde biz kendi kütüklerimizin talaşını kullanırız. Baskıyı azaltmak için kim uygulamalarda talaş şey koyarlar, pamuk koyarlar. Kim uygulamalarda hiçbir şey koymazlar. Benim yaptığım bütün uygulamalarda bu şekliyle yapıyorum. Şu ana kadar mayalanmayan kütüğüm yok. İnanılmaz derecede ürün alıyorum. Sizin elinizde buna alışsın. Şunu da yapanlar var. Çarpı atanlar var makinayla. İçine tohum dolduranlar var. Hiç gerek yok. Benim yaptığım haliyle yapmanız yeterli. Kenarına en kolay hesapla parmağınız kalınlığında ve parmağım kadar talaş koyuyorum. Baskıyı azaltmak için kapağı çarptığımda çünkü misallerin sporları çok hassas, zarar görebilir kapaktan. Onu engellemek için bunu yapıyorum. Kapak bu birazcık sıkıştırmasın diye. Evet. Baskı yapmasın değil mi? Bazen çok kalın koyabiliyorlar. Çok kalın koyarsanız misal geride kalır, çıkışı uzar. Çok ince koyarsanız zarar görür. En ideali parmak boyutudur. Parmağın kalınlığında yani şöyle koyduğunuzda parmağınız kadar olması yeterli. Pamukla da çeviremezsin. Pamuğa hiç gerek yok. Pamuk çünkü zararı yararından daha fazla oluyor. O yüzden hiç gerek yok. Pamuğa gerek yok. Misali aldığınızda, şimdi en önemli şey bu. Misal şu an un halinde gözle görülmüyor. Ve ben bununla ne kadar oynarsam tohumu havalandırmış oluyorum. Ve dolayısıyla attığım şey kuş yemi oluyor. Dolayısıyla heba alıyor. O yüzden uygulama yaparken
çok az elle oynamak koşuluyla, bulunduğu yerde ellemek koşuluyla şu şekliyle tıpkı lahmacun yapar gibi burayı dolduracağım. Ortasına seriyor. Evet, şeyin dışındaki her yere. Talaşın dışındaki ama ay bura olmadı şöyle ittireyim falan yok. Çok az hareket ettiriyoruz. Var zaman gibi yazacağım hocam. Kalınlığı ne kadar olması gerekiyor? Yandaki şeylerden ince olacak. İnce ya. Olacak. Şöyle göstereyim size. Gelip bakabilirsiniz. Bir santim. Yani 3-4 bir santim bir şey yok. Herhalde. Yok, yok. Yiyorum santim. Yandaki talaşlar ince olacak. 3-4 milim falan. Yani henüz kapatacak alt kısmı. Boşluk bırakmayacak. Yani ben genelde şunu da söyleyeyim. Ben biraz bol kepçeyim. Herkes öyle diyor. Ama benim yaptığım her kütükten de müthiş ürün alıyorlar. Genelde orman mühendisleriyle zaten bu onların alanı daha çok. Orman mühendisleri çok az atarlar. Kapatırlar. Ben ondan taraftar değilim. Ben bütün uygulamalarımda. Çünkü bu kütük bana 5 yıl hizmet edecek. Bolca koyayım. Bolca ürün alayım. Sonradan olmadı deyip açmaktansa. Çok pahalı bir şey de değil zaten. Değil yani. O yüzden benim uygulamam gibi yapın. Şimdi hem şeyden bir de sorayım ya, tek kat mı yapacağız buna, 3-4 kat da yapabiliyoruz. Ama o sizin için daha erken, bir eliniz alışsın. O biraz tecrübeli işi. Yani kat kat dilim dilim hamburger yapar gibi de kesebilirsiniz. Kat kat da atabilirsiniz. Ama o birazcık hani şey oluyor ya, artistlik işler oluyor ya, kuaförler saç yapar, bir de artistlik saç yapar. O biraz artistlik işi oluyor. O yüzden daha da konu çok erken. Süreyi kısaltmıyor mu? Süreyi kısaltıyor tabii ki. Bir yılda ama çok ürün alıyorsun. Ha, çok ürün alıp. Şimdi son bir suyunu çeksin. Fazla su verebilirim. Fazla su kalmasın diye. Suyunu çekmek adına talaş kullanıyoruz. Bu uygulamada pamuk da atabiliyorlar üzerlerine. Ben pamuğu hiçbir aşamada kullanmıyorum. Tıpkı böyle yufkaların üzerine serperler ya son un. Bu şekilde serpiyoruz. Çok fazla değil, çok da az değil. Bu kadar yeterli. Suyumuz neredeydi? Su, ona bir bakalım. Su olması lazım da. Su mu olacağız? Al, su, nereden alırız? Çekme oradan. Ya ona su köpek ya, ne yapacaksın? Bilmem, uygulama. Şimdi burada bir uygulamayı poşeti sonradan geçirerek yapacağım. Birinde baştan yapacağım. İkisi arasındaki farkı görün diye. Ben gittik, dalın yanında. Ben o tarafa gittim. Şimdi özellikle kalın poşet, bu bile ince. Yani bundan daha kalın. Hastanelerde kullanılan poşetler ideal. Sigaret poşetleri gibi. Kalın mı? Kalın olması her zaman için daha iyi. Hani yoğurt mayalıyorsunuz ya, ne kadar çok sararsanız o kadar iyi mayalanır. Sıcaklığı koruması açısından kalın poşet önüyoruz. Asla ışık geçirmeyecek. Çünkü şu aşamada mayalanma aşamasında ışık istemiyoruz. Karanlık ortam. İki tane olur ama çok şey olur. Siyah mı olacak poşet? Siyah. Işık geçirecek. Siyah şart. Bir poşete bakabilir miyim kalınlığı? Kalın çöp poşeti galiba değil mi? Kalın çöp poşeti. Battal boy çöp poşeti. Ondan daha kalın olsun. Şimdi. Kaç gün duracak bu poşet? Bir ay. İşaretimiz de gitmiş. Nereye gitti? Şimdi tamam mı? Su değil mi bu? Şimdi normalde buraya güğümle de su dökebilirsiniz. Ama misallerimin hepsi bir anda uçar gider. O yüzden bu aşamada çok hassas davranıyorsunuz. Yani bu aşamada sularken çok hassas, cam sille. Mutlaka cam sille. Onu seri maması için. Şimdi ben evet. Şimdi normalde bu kadarı yeterli ama kütük ıslaksa, bizim kütüğümüz kuru olduğu için normalin 3 katı su vereceğim. Ama siz kütüğünüz ıslak olduğunda şu aşamada bırakacaksınız. Yani üstünü bir sulayacaksınız, kapatacaksınız. Ama ben birazcık daha fazla koymak zorundayım. Bu kütük taze kesilmiş mi? Daha olacak? İyi, evet. Taze kesilmiş. Evet. Şimdi çiviler nerede? Geldi. Şimdi çivileri bir çakalım. 3 tane çivi. Şimdi üzerine koyup da çakabilirsiniz. Ama burası zarar göreceği için ben onu önermiyorum. Ben sanırım şeyi kes, düşürdüm. Önce çivileri şöyle bir çakalım. Şöyle işaret. Evet. Neyse, buraya göre ayarlarız.
çivileri çaktırıyorum genelde. Kapaktan henüz çıkacak gibi. Çakalım. Şunlar olur değil mi? Olur olur. Çak bakalım. Keserim. 3 tane. Onu alayım. Orada yarının üstüne bak. Her şeyin üstüne. Şeyi düşürmem ama. Bak, bana işaret bana varmış. Geldim. İşaretten de. Asla kenarlara getirdiler bana iki tane. Kaldırmayalım da çatlamadı. Biraz ortaya gibi olmaya bak şimdi. Tamam. Bakayım henüz çıksın. Tam ucunda. Tamam. Tamam. Üstüne çakacağını bırak. Yani üstte ne kadar az elimi bulaştırırsam, oynarsam o kadar iyi. Çok fazla elini yine karıştırmayacaksın. Hayır, hayır. Yeter. Ama tersten çaktırırız ha. Tam niye? O yandan çakılacağı herhalde. Acaba. Şöyleydi. Aynı, aynı ya. Değişen bir şey yok işte. Olur mu? Aynı olur mu? Aynı olmaz. Bakalım. Ne kadar sonra işareti görüyor musunuz? Yok yok. O kısım aşağıda burada, burada gelecek diyorsun. İşaret burada. Şöyle miydi? Evet. O zaman ya. O tarafı diğer tarafa doğru. Bakalım. Öyle miydi? Yok böyle. Evet. Evet. Ay gitti. Onları söküyorum ben. Sökelim. Biz işte şeyde böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çok sert bir ağaç, kayın ağacı. Böyle kabukları çabuk atmaz, hiç atmaz hatta. Yaş olsa bu da atmaz ya. Ya kabuğu atmaz o zaman hiç boya sürecek. Şuradan çakacağız. Evet. Kestiğin kafa boya sürecek. Boya da süreceksin evet. Ama ıslak olacak. Yani kuru kütükler sıkıntılı. Ne kadar... Kuruysa ne kadar ıslatıyordun? Bir hafta. Bir hafta boyunca kütüğünü ıslatıyor. Ya sabahla akşam ıslatabilir ya da havuzun içine atabilir ya da sulama kanallarının içine koyabilir. Bir hafta ıslatı kaldı. Kaldı. Zaten çıkarır, kuruyor. Kuruyu bir odun edelim. Evet. Bir hafta süreniz var. Traktörü zaten yaş geçeceğiz. Kuruyu odun ediyoruz. Aynen. Aynen. En güzeli. Kuru olduğu için böyle. Normalde kabukları atmaz. Yani böyle bir şey yok. Kavlamaz tabii. Şunu da söyleyeyim. Bir kursiyerim de şunu yaptı. Ya dedi buradan böcek falan gelir dedi. Diyorum ya bizde tecrübe çok. Yani uygulama hatası çok. Kabuklarını soydu. Kabuklarını soydu. Bütün besini attı çöpe. Dolayısıyla ürünü çok geride kaldı. Çok işe yaramaz bir ürün oldu. Kabukları olacak çünkü buradan zaten ürün alıyor. Şunu da söyleyeyim. Ben kapağı kapattığım anda sen şimdi işaretini bul bakalım. Haydi bakalım. Şurası. Aşağıya geldi. Şöyle mi? Önce. Hayır. Çevir çevir biraz daha çevir. Çevir bu yana bu yana. Bak şuna bak. Şu boyalıyor. Şu çukurda bak. Ağacın şu çukuru veya yok. Şu çukuru şurada. Boya yok. Yer. Boya gitti. Yok, boyalı yer burası. Şu parça da şuradan düştü. Aman şöyle mi? Hayır. Hayır. Biraz daha şöyle. Bak şurası şurası. Şöyle çevir. Şurası geldi. Bak şu yok olmadı. Gene çok çevirdim. Şu kısım. Şöyle. Ha öyle. Yani bence de öyle değil. Şurası. Yok, şu kısım var ya şurası. Hayır o değil. Şurası olmayacak mı şurası? Bir de orayı deneyelim. Hayır, öyle. Tamam böyle. Böyle. Evet. Şimdi böyle tutunca kapak çok önemli çünkü en önemlisi bu. Kabuk gidince direkt işaretle gitti. Orada uyuyacak. Şimdi ben bunu kapattığım anda bantla kapattığım anda hava almayan bir ortamda kızışma meydana geliyor. Kızışma meydana gelince misal tabiri caizse balık ağı gibi sarmaya başlıyor. Bu kütüğün tamamını sarıyor. Tamamını ağ atıyor öyle diyeyim. Üstten alttan her yerden. Ve attığı ağın bulduğu her boşluğundan dışarıya misal atacak. Yani mantar atacak, tohum atacak. İlk önce dış cephede de görebilirsiniz. İlk önce altta da görebilirsiniz. Sakın şunu düşünmeyin. Ya biz üste koyduk, buraya nasıl geçti? Bunun içinde ince saç gibi hifler var. Hif dediğimiz şeyler. İçinde onu gezdiriyor. Bildiğiniz şu örümcek ağ gibi gezdiriyor. Çekiyordu mu? Evet tam böyle olacak sanırım. Şimdi bir kere de koyduk. Artık değiştirme şansımız yok artık. Böyle kalsın. Bu böyle. Buna dokunma şansımız yok artık. Onu da nasıl çözüme ulaştıracağımızı söyleyeyim. Tak 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 değil. Onu söylemeyi de unuttum. Gayet kibar. İkişer ikişer. 1-2. Bu şekilde. Orayı zaten kapattı. 2-2. Çünkü bir anda yapmayacağız. Sonuncusunu artık ileri doğru şey yapacağız. Dengeli. İkişer ikişer. Şimdi hatalı yaptım. Evet hatalı yaptım. Misallerim boşta kaldı. Kapağım tam kapanmadı. Bunu kağıt bantla çözeceğiz. Kağıt bant geldi. Geliyor. Bulamadım ya. Biz
çizgin olsa kağıt bant. Bak şu da yanlış bir kağıt bant. Kalın mı? Kalın ilerinden mi? Kalın evet. Koli bandı mı olacak? Kalın kalın. Koli bantı başarılı değil. Çünkü suyu gördüğünde gidiyor. Kağıt bantın içinde de selüloz olduğu için çok iyi bir bütün oluşturuyor. Normal yapmış olsa kağıt bant kullanmayacak mı? Kağıt bant kullanacağız. Ama kalın. Böyle değil. Normalde doğru bir kağıt bant olsaydı bir kere de yetecekti ama ben bayağı bir dolanacağım şimdi. Bu ne zarar verecek onu da söyleyeyim. Şimdi mayalanma oldu. Mayalanma nasıl olacak? Kapağı biraz sonra açtığınızda ilk önce poşeti açtığınızda tıpkı ayran dökülmüş gibi bir görüntü olacak. Tırnak ucu kadar olsa bile yeter ama ben tırnak ucunu çok istemiyorum. Tamamen kaplamasını istiyorum. O yüzden tamamen kapladığı anda bunu açacaksınız. Ve diyeceksiniz ki artık misaller çıksın, mantarlar çıksın. Kağıt bantı da çıkarmanız gerekiyor. Tohumu çıkarırsınız yani boşuna. Çünkü bir kere de olunca bir kat çıkarmak mı iyi, 3-4 kat çıkarmak mı iyi. O yüzden tek kalemde yapmak gerekiyor. Şimdi son bir kez sulamamızı da yapalım. Ben biraz bol sulayacağım dedim. Normalde siz sadece bantın dışından sulayacaktınız. Bir de üstünden son bir su verecektiniz. Ama ben farklı olarak yanlara da vereceğim. Çünkü kuru. Bu kutu böylece suya atsak da bir ay beklese suyunu alır diyorsunuz. Evet aynen. Bir ay değil bir hafta bile yeter. Tamam. Oraları yap bakalım. Ama kontrolü koyulmadan önce. Şimdi bu tamam. Tabii tabii. Yıplak atacağım onu. Bunu poşet içine koyacağız. Böylece. Tamam. Koyduk. Son bir kez su verelim poşetin içine. Çünkü bir ay daha su vermeyeceğim. Bolca ver. Sen biraz bol ver. Bizim çünkü ıslak. Buğumun önce okuyorum içine. Burada dökebilirsiniz. Çok değil. O zaman şey kapandı hocam. Şu hızlı atan yer var ya oraya yani nesi böyle. Ben biraz bolca veririm. Siz bir tur gezmeniz yeterli. Ben her şeyi 3 kere fazla yapıyorum. Şimdi burada yapılan bir hata var. Benim kurserimde yaptığı bir hata var. Bu susuz kalacak diye farklı algılamış. İçine suyu doldurmuş yarı bele kadar. İçeri su, yukarı sıcak. Bu tamamen küflendi. Kütüklerin hepsini çöpe attık. Çok fazla su vermeye gerek yok. Daha sonra kalasını alıyorsunuz. Poşetin. Tam sıfır değil. Çünkü bu mayalandıkça yapışır direkt buraya. Elinizi böyle bir avuç kadar boşluk bırakarak bunu poşetliyoruz. Bağlayacağız. Biraz daha havalı mı havalı? Yani böyle hiç farkınız onu dönemiyorum. Bantla kapatabilirsin. Bantla kapatabilirsin. İlk de olur. Yani tam şöyle sıfır değil. Şöyle. Başında biraz boşluk kalmış. Yeter. Bıçak nerede? Bıçak var mı senin? Şurada buradaymış. Şurada üstünde. İşte tohum üstünde. Aşağı yukarı bitti. Bitti. İşin varsa. Bir talaşı göstereceğim. Yatayları göstereceğim. Büyük kes biraz. Mustafa gitmez mi? Bakalım geldiyse şu kutuya yaramıyor. Pahalı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kalabalık uygulama yapıyoruz. 50-60 kişiyle yapıyoruz. Ben ekipleri ayırıyorum. Bir ekibin görevi şey koymak, talaş koymak. Bir ekibin görevi misal koymak. Bir ekibin görevi şapka kapatmak. Bir ekibini de bağlamak. Aksi halde herkes aynı anda misallere hücum ediyor. Yani organizasyonda uygulama eksikliği oluyor. Şimdi ilk uygulama yaptığınız yere tarihiyle birlikte bugün tarihini atalım. Çünkü ben ilk bunu açacağım. Deneme amaçlı. Hani mayalandı diye yoğurda bakarsınız ucundan. Ben buna bakacağım ilk. Bugün en kaçı? 22'si. 22. Tarihine bakacaksın yani. Evet. 30 gün asla açmıyorum. 30 günden sonra kontrol mü ediyorsunuz? 30 günden sonra. Eğer hava soğuk gittiyse bir 3-5 gün daha bekleyebilirsiniz. Bunu açacağım.
ve içine bakacağım. Eğer o az sonra saatlerle göstereceğim. Yoğurt mayalanmış gibi görüntü varsa poşeti çıkarıyorum. Bak orada da bir uygulama hatasını söyleyeyim. İnanılmaz bir... Hayır poşet sadece. Şimdi orada da mayalanma çok güzel oldu. Hatta rekor kırdı. Birçok Avrupa ülkelerinin dergilerine gönderdiğimiz bir kursiyer. Ürün alamıyor. Ben de alana çıkamadım. Hani nasıl olsa mayalanma oldu. Benim işim bitti. Bir ay, iki ay, üç ay herkes ürün alıyor, alamıyor. Hocam diyor yok, ürün yok diyor. Her şey tamam mı? Tamam. Yaptığı şey şu. Poşeti çıkarıyor. Alttan çekmediği için su alamıyor kütük. Naylon altta bekliyor. Su alamadığı için evet, ürün yok. Poşeti tamamen imha yok. Poşet yok. Kağıt mantığı alacaksınız çok hafiften, çok zarar vermeden. Daha sonra bunu kendi haline bırakacaksınız. Yapacağınız tek şey eğer böyle bir yerdeyse sulamak, suyunu vermek. Eğer dışarıdaysa da su temini yapmak. Toprak üstünde. Islak olacak sürekli. O başka hiçbir ihtiyacı yok. 30 günlük süre içinde diyelim eksiye düştü hava. Bir zararı oluyor mu? Mayalanmayı yavaşlatır. Açtığınızda mayalanmadığını yani görürsünüz. Tamamen donar mı miseller? Hiçbir şey olmaz. Misali hiçbir şey olmaz. Bu misal doğada hiç mantar donuyor mu? O zaman hiçbir sezon mantarı, doğal mantarları düşünün. Evet. Kışın bekler, yazın devam eder. Bu da aynı. Hı hı. Sadece şunu söyleyeyim, açtınız mayalanma olmadı, istediğiniz gibi değil, aynen geri kapatıyorsunuz hafif suladıktan sonra, bir 10 gün sonra yanına gidiyorsunuz, tamam, açtıktan sonra kapatıyorsunuz aynen. Yani şuradan biz zaten şu ipini açarız, şöyle bakarız, kapatırız. Mayalanma olduğunda burada çok hoş bir koku olur zaten. Anlarsınız ha, mayalanma oluyor, burada bir koku geliyor. Müthiş lezzetli bir koku gelir. Böyle inanılmaz, sanki yanınızda çok lezzetli bir et ızgara yapılmış gibi mi dersin? Öyle bir koku gelir yani. Şimdi birini... bir ay sonra. Şunu da söyleyeyim. Başımıza gelince de söyleyeyim. Sizin başınıza gelmesin diye. Jandarmaları yaptım. Askerler de pek heyecanlı. Bir kısım da terhis olacaktı. Hani... yetişmiyordu. Merakından komutanı da kandırmışlar. Sibel Hoca 15 gün sonra açın diye. 15 gün sonra açtılar. Evet, hava sıcaktı. Mayalanma da güzeldi. Açtılar. Bana da hiç çaktırmıyorlar hiç. Ondan sonra baktılar nasıl oldu falan diye. Ürün çok geride kaldı. Herkes aldıktan 2 ay sonra aldı. Çünkü süreyi tamamlamadı. O hani balık ağı gibi sarmadı. Tamam, mayalanma gerçekleşti dışarıdan güzel ama balık ağı gibi sarmadığı için tam ürüne durması anca bu sezon oldu. Öyle de bir hata olur. O yüzden tam bir ayını dolduracak. Bir aydan önce dokunulmayacak. Açık kendi haline bıraktıktan sonra ne kadar zamanda bir sulamamız bir, lazım? Şunu söyleyeyim, ıslak olacak. Kütük sürekli ıslak olacak. Toprak, yağmur yağıp da ertesi günkü havasında olacak. Toprak üzerindeyse. Leğenin içinde su varsa sulamıyoruz zaten. Leğene koyarsa. Hiç gerek yok. Şey gerek yok. Sadece üstten böyle haftada bir üstten bir sulamanız yeterli evet, olur. Yeterli. Leğende ne kadar su olacak? Kaplanın üstüne değil mi? 5 santim. Evet. Artık bu çivileri açmıyorsunuz. Ömür boyu bu böyle. Bitti. Burada yapacağınız... Evet. O çiviyi de patlatıyor. Üstünü de patlatıyor. O çok kuvvetli bir mantar. Sen rahat ol. Bunu boya şeyleri var. Kovaları. Çabuk çürütür. Len daha geniş olduğu için len hava almasını da sağlıyor. Hı. Olur elbette ama çürütebilir. Çok yani. Şimdi çok su içinde pratikte seli olmak için biz şunu yaparız. Şapkaları keseriz. Poşet içine koyarız. Hazır olur. Orada aşılama yapar kapatırız direkt. Şimdi bir tane de yatağı yapalım. Böyle betonun üstüne hangisini yapacağız? Nasıl ıslanacak? Toprak mı sereceğiz? Şunu yapalım. Ya 5 santim toprak sereceksiniz, ya 5 santim toprak sereceksiniz ya da leğen koyacaksınız. Genelde benim gerek yok. Yok. Direkt sulamaya. Yok, gerek yok. Benim üreticim genelde toprak serler 5 santim. Ama leğen daha pratik geldi bana. Sulamayacaksın. Uğraşmıyorsun. Su boşaldıkça 5 santim daha da bir su çekleyeceksin. 5 santim sonra keseceğiz. Böyle, böyle gidecek. Bekleriz. Onu zor keser. O zaman ya şöyle yerden böyle şey olur. O küçüğü yapalım. Diğer bir tane vardı ya küçük. 50 santimlik onu yapalım. Yok da şöyle. Nereye kadar kes de şöyle kesin. Yok yok, 50 santimlik var ya onu yaparız.
Bu odunların adı ne? Bayağı başarılı değil. Oğlum karar başarılı olmadı. Zedeliyor. Dübel uygulamasına biz karşıyız. Hani şeyde... O biraz kolayını kaşıyorlar. O da şu kalın dübel, kalın matkaplarla buralar deliniyor. İçine şırıngalarla bu enjekte ediliyor ya da ellerle kuruluyor. Elimizde şöyle teptik içine. Pamuk kapatılıyor. Ya da bunun kağıt bant kullanmıyorlar, bağımlı mı kullanıyorlar? İşte buraya farklı uygulama yapıyorlar. Biz çok başarılı bulmadık. Yani bir kütüklerin üstü böyle dedi. Oluk açmazsanız olmaz. Ya, yani. Olacak demek ki. Aklınıza göre oluyormuş. Ben şu an günlük 3 ton çıkarıyorum ürün bu şekilde. Bize Yalova'da öyle dedi. Öyle. Vallahi Yalova'daki hocanızın adını duymadığıma göre çok önemli değil. Yani Yalova'da. Onların ticari şeyleri. Ticari şeysi o çok şey değil. Ben mantar. Benim bu işi öğrendiğim kişiye uygulama yaptığım kişi Türkiye'nin mantar koordinatörü. Bitti yani. Zaten esas esas. Beren Hanım bunu bölüyor. Yağmur yukarı.